İşgalci İsrail'in Filistinlilere saldırısının ardından birçok kesim Azerbaycan'ın Filistin'e destek açıklamaması sonrası değişik yorumlar yaparken, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişki nedeniyle Bakü'nün Filistin'e bakışı merak konusu oldu. Atlas Araştırmaları Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan'ın İsrail-Filistin gerginliği konusundaki tutumu ne olmalı konusunda yorum yaparak Azerbaycan'ın durumunu değerlendirdi. Uzman, İsrail ve Filistin arasında yükselen gerilim Azerbaycan için zor bir durum oluşturdu. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması da dahil olmak üzere İslam dünyasının bir parçası olarak Filistin bağımsızlığını destekliyor. Bu, Azerbaycan tarafından imzalanan çeşitli uluslararası belgelerle kanıtlanıyor. Ancak Azerbaycan'ın da yakın bağları var. Öte yandan Azerbaycan en modern silahları İsrail'den alıyor. Bu silahlar Azerbaycan ordusunun 44 günlük savaştaki başarısına katkı sağladı dedi. Türkiye'nin İsrail'in Gazze şeridini bombalamasını ve sivillerin öldürülmesini kınadığını belirten uzman, Ankara bundan memnun değil ve Müslüman ülkelere İsrail'e karşı birleşik cephe teklif etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Doğu'daki zor durumu görüşmek için Müslüman ülkelerdeki muadilleri ile telefonla görüştü. Türkiye bu topraklarda olup bitenlere karşı duyarlı, camilere yönelik saldırı ve bombalama olaylarını şiddetle kınıyor ve İsrail'e karşı birleşik bir blok oluşturmaya çalışıyor. Azerbaycan'ın stratejik bir müttefiki olan Türkiye, Ankara'nın dış politika girişimlerini desteklemektedir. Örneğin, Yunanistan Akdeniz'de Türkiye'ye karşı harekete geçtiğinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni atanan Yunanistan'ın Azerbaycan büyükelçisine açıkça şunları söyledi: "Bu konuda Türkiye'nin yanındayız." Bakü, Atina'dan farklı bir memnuniyetsizliğe sahipti. Önceki yıllarda Atina, Devlet Petrol Şirketi'nin Yunan gaz dağıtım şirketinin hisselerini satın almasını önleme sözünü tutmamıştı diye konuştu. Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkilerinde durumun farklı olduğunu aktaran uzman, Yunanistan'ın aksine bu ülke Azerbaycan'a karşı harekete geçmedi. Ermenistan yıllarca İsrail'e desteğinden vazgeçmeye çalıştı ama işe yaramadı. Ermenistan'ın İsrail'de açtığı büyükelçilik arama faaliyetlerinde başarılı olamadı. Ankara, Azerbaycan-İsrail ilişkilerini dikkate alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pragmatik bir siyasetçi ve Azerbaycan'dan İsrail ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesini istemeyecek. Öte yandan İsrail ile gergin siyasi ilişkilere rağmen Türkiye bu ülkeyle ekonomik ilişkilerinden vazgeçmedi. Tam tersine artış var. Dolayısıyla Azerbaycan petrolü Türk limanı üzerinden İsrail'e satılıyor dedi. Bakü'nün yakın zamanda İsrail ile ilgili iki yönde girişimler uygulamak istediğini vurgulayan uzman, öncelikle, Türk-İsrail gerginliği Azerbaycan'ın çıkarlarını karşılamadığından Bakü, iki ülke arasında ara bulucu olabileceğini ima etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü'nün kardeş ve müttefik Türkiye ile dost İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirmek istediğini söyledi. İkincisi, Bakü, yıllar sonra İsrail'de bir büyükelçilik açmaya karar verdi. Bunu kademeli olarak yapmak için bir plan başlatıldı. İlk adım olarak Bakü, İsrail'de Azerbaycan Turizm ve Ticaret Bürolarının açılmasını sağladı. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, 28 Nisan'da Azerbaycan İsrail hükümetler arası komisyonun çevrimiçi toplantısının ardından Twitter'da şunları yazdı: "İsrail-Azerbaycan hükümetler arası komisyonunun Bakan Mikhail Jabbarov ile toplantısına eş başkanlık etmekten memnuniyet duyuyorum." üretken tartışmalar aramızdaki dostluğu yansıtır. Bu, İsrail'de bir Azerbaycan Büyükelçiliği açma yolunda önemli bir adımdır. Son olayların arka planına karşın, Türkiye'nin İsrail ile olası siyasi diyaloğu ertelendi. Dolayısıyla, mevcut zor koşullarda Bakü'nün ara buluculuğuna gerek yok. Aranın sakinleşmesi için beklemeniz gerekecek. İsrail'de Azerbaycan'ın Büyükelçiliğini açma süreci de yavaşlayacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın son olaylara olası tepkisine gelince, bunu tek bir cümleyle ifade etmek gerekiyor. Azerbaycan, Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılmasından, Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması da dahil olmak üzere sorunları müzakerelerle çözmekten yanadır diye konuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Zengezur'da Ermenistan işgalindeki sınırların geri alınmasıyla ilgili bölgede artan Ermeni provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü açıklamaya göre, Ermenistan sınırındaki, dağlık arazi ve iklim şartlarının zor olduğu kurtarılmış Laçin ve Kelbecer bölgelerinde hava koşullarının iyileştirilmesiyle Azerbaycan sınır kuvvetleri ülkemizin mevzilerinde konuşlanmıştır. Bu işlem olağan modda ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde sınır koruma sistemini güçlendirmeye yönelik tedbirler Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırı tanımlayan haritalara dayanmaktadır. Bağımsızlıktan bu yana iki ülkenin bariz nedenlerle bir devlet sınırı olmamıştır. Ermeni tarafının bu sürece uygunsuz bir şekilde tepki vermesi ve kışkırtıcı açıklamalarda bulunması şaşırtıcıdır. Ermenistan'daki seçim öncesi durumla bağlantılı olarak resmi çevrelerin bu konuyu siyasi amaçlarla kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. 12 Mayıs'tan bu yana Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Teşkilatı liderliği bölgeye gönderildi. Karşı tarafın sınır muhafızları ile görüşmeler sürüyor ve durumu normalleştirmek için uygun adımlar atılıyor. Ermenistan'ın siyasi ve askeri çevrelerinin alarma geçmemesini, Azerbaycan'ın Zengilan, Güdeli, Laçin ve Kelbecer bölgelerindeki eyaletler arası sınır rejiminin gerçekliğini kabul etmesini ve bölgedeki durumu makul olmayan bir şekilde kötüleştirmemesini tavsiye ediyoruz. Bu tür vakalar, her iki tarafın ordusu arasındaki karşılıklı temaslarla çözülebilir ve çözülmelidir. Azerbaycan da bölgedeki gerginlikleri çözmeye kararlı ve bu yönde uygun adımların atılması çağrısında bulunuyor dedi. Siyaset bilimci Muhammed Asadullazade, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır belirlemesine müdahale edemeyeceğini açıkladı. Azerbaycan'ın Ermenistan ile sınırını Zengilan ve Laçin yönünde çizmesinin Erivan'da endişe konusu olduğunu belirten uzman, Ermenilerin bunu Azerbaycan'ın bu ülkenin toprak bütünlüğüne karşı bir faaliyeti olarak ilan ettiğini belirtti. Laçin bölgesindeki gölün Azerbaycan'ın kontrolü altına girdiğini, Ermenilerin sınırda provokasyon yapabileceğini belirten uzman, ancak Azerbaycan ordusu hazırlandı ve Ermeni tarafı özellikle korkuyor. Başbakan Paşinyan, Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi. Azerbaycan aleyhinde iddialarda bulundu. Ermenistan konuya kolektif güvenlik antlaşması örgütünü dahil etmeye çalışacak. Provokasyonlara başvurulacak. Eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan zaten Paşinyan'ı kararsızlıkla suçluyor. Koçaryan ve Sarkisyan seçimlerden önce Paşinyan'a karşı siyah PR olarak kullanacak. Azerbaycan tarafı Zengezur vilayeti tarafında herhangi bir sınırı ihlal etmedi, devlet sınırını belirledi. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, ikisi arasındaki sınırın çizilmesine müdahale edemez. Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan tarafının devlet sınırını belirlediğinin çok iyi farkında olduğunu belirtmek isterim. Herhangi bir sınırı geçme süreci yoktur. Ayrıca, ordudaki birkaç general ve diğer yetkililer nedeniyle gerginlik oluşturmakla ilgileniyorlar. Ne Rusya ne de kolektif güvenlik antlaşması örgütü, sınırı belirlemesi için Azerbaycan'a baskı uygulayamayacak. Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Arutunyan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şeygu'yu arayarak sınır konusunu bir telefon görüşmesinde gündeme getirmesine rağmen, Moskova somut önlem almadı dedi. Ermenistan ve Rusya, Hocalı'da bulunan uluslararası havalimanını ulaşıma açmanın yolunu ararken, Azerbaycan'ın izni olmadan havalimanını açmak mümkün değil. Sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin Sözde Güvenlik Konseyi Sekreteri Vitali Balasanyan, Hocalı Havaalanı'nın işletmeye hazır olduğunu, ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığını söyledi. Balasanyan, Hankendi Havaalanı artık teknik olarak donanımlı ve işletmeye hazır. Müzakereler Rusya Barış Gücü tarafından yürütülüyor. İnsani yardım malzemelerinin Hankendi Havaalanı'na ulaştırılması için basit bir görev belirleniyor dedi. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Sözde Dışişleri Bakanı David Babayan da havalimanının hizmete sokulması sorununun başlıca konulardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Babayan, bunun zaman alacağını belirterek, ileride havalimanını yolcu uçuşları için kullanma olasılığı olduğunu, bu yönde çalışma yapılması gerektiğini kaydetti. Ermenistan Başsavcılığı ise Azerbaycan'ın Ermenistan sınırını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza davası açtı.